Hazreti Ebubekir döneminde Hazreti Ali. Bazı yerleri özet anlatacağım çünkü diğer derslerimizde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman derslerimizde ayrıntılı anlattık. Hazreti Ebubekir Efendimiz halife seçilecek. Sabah herkes ona biat etmek için Mescid-i Nebevi'ye toplanacak. Ve biat edilince Hazreti Ebubekir Efendimiz halife seçilince tekbir sesleri işitilecek. Ve tekbir seslerini işitenlerden birisi de Hazreti Ali olacak. Hazreti Ali amcasına soracak, ne oldu? Böyle böyle. Hazreti Ebubekir Efendimiz halife seçildi. Hazreti Ali Efendimiz de biraz içerleyecek ve diyecek ki, acaba bize sorulması gerekmez miydi? Acaba birkaç gün daha beklenmesi gerekmez miydi diye. Daha sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz'le denk geldiklerinde Hazreti Ebubekir Efendimiz açıklayacak. Diyecek ki, vallahi bu iş planlı olmadı ey Ali. Ama sen muhayyersin. İstersen biat edersin, istersen biat etmezsin denildiğinde Hazreti Ali Efendimiz 6 ay boyunca biat etmeyecek, evine çekilecek. 6 ay boyunca evinde Kur'an çalışacak. Ebubekir Efendimiz o sürede Ali'nin evine uğramaya devam edecek. Ve onları sürekli nasılsınız, afiyetle misiniz diye sormaya devam edecektir. Sahabeden biat etmeyen başkaları da olacaktır. Ammar bin Yasir, Ebu Zer el-Gıffar Hazretleri, Selman-ı Farisi, Hazreti Abbas, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, Ubey bin Kab ve İbni Mesud, Hazreti Ebubekir'e biat etmeyenlerden başkalarıdır. Biat etmeme sebeplerine baktığımızda kimileri halife seçiliş şeklini beğenmemektedir. Kimileri biraz vakit geçsin, ortalık durulsun, ondan sonra tam meseleyi anlayalım diye beklemektedirler. Ve bu süreç içerisinde bize bu büyük yüce insanlar muhalefet ahlakını da öğretmektedirler. Onlara bakıp insan şu dersi alıyor. İnsan bir şeye muhalefet edebilir ama o birliği ve beraberliği asla bozmamak üzere. Onlar tam bize bu dersi vermektedirler. Hatta o günlerde Ebu Sufyan Hazreti Ali'nin yanına gider ve der ki, ey Ali sen halife ol, ben sana hemen biat edeyim deyince Hazreti Ali şu karşılığı verir. Yıllardır İslam'a muhalefet ettiğin yetmedi. Şimdi benim meşru muhalefetimi malzeme mi yapacaksın? Vallahi Ebu Bekir bu makama layık olmadığı için ben biat etmiyor değilim. Benim başka gerekçelerim var diye şu diye açıklar. Bu 6 ay biatın gecikmesinin başka bir sebebi de bize şöyle nakledilmektedir. Efendimizin vefatından sonra kızı Fatma Ebu Bekir'e gider ve der ki, Fedek arazileri vardı babamın, o Fedek arazilerini ben almak istiyorum der. Ebu Bekir Efendimiz de der ki, vallahi bir peygamber miras bırakmamıştır, bırakamaz da. Kendisi bize böyle açıklamaktadır, o yüzden Fedek arazilerini de Beytül Mal'e koymam lazım, size veremem der. Aralarında ufak bir dargınlık olur ve bu dargınlık takribi 6 ay boyunca sürer. Ve yine Ebu Bekir Efendimiz onlarla görüşür, onlar zaman zaman görüşür. Ama ince bir mesele vardır ve o 6 ay sonunda Fatma annemiz Allah Resulüne ilk kavuşanlardan olur, vefat eder. O vefat edince cenaze namazını Hazreti Ali Efendimiz kıldırır. Etraf bir içerler der ki, ya Ali halifenin kıldırması gerekmez miydi peygamberin kızının cenaze namazını? Bunun üzerine Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ebubekir'le buluşur ve biat eder. Ama Hazreti Ebubekir Efendimiz açıktan biat etmesini, insanların da bunu görmesini ve duymasını rica eder. Ve şunu söyler Hazreti Ali Efendimiz biatta. Ben şimdiye kadar Ebubekir'i kabul etmediğimden biat etmemiş değilim. Şimdi de korktuğum için biat ediyor değilim. Bazı meseleler vardı, onlar için vaktin demlenmesi gerekiyordu manasında bir konuşma yapar. Ve biat edildiğinde Ebubekir Efendimiz 61, Ali ise henüz 33 yaşındadır. Şimdi onların arasında bunları vesile kılıp onların aralarındaki muhabbet eksikliğini anlatmak nafile. Asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Onların aralarından su sızmadığını birazdan göreceğiz. Ve Hazreti Ali Efendimiz o biattan sonra hem Şeyhülislam cihetinde, hem kadı vazifesinde, hem sürekli insanlara yardım etme vazifesinde ne Ebu Bekir Efendimiz'den, ne Hazreti Ömer Efendimiz'den bir an yanlarından ayrılmamıştır. Şimdi Kur'an bize bir meseleyi daha açıklıyor aslında şöyle. Bedir gibi bir galibiyet savaşını Kur'an bize 10 ayetle açıklar. Ama Uhud gibi bir mağlubiyet savaşını bize 70 ayetle açıklar. Neden? Çünkü meşhur olmuş bir hata, perde altında kalmış bir doğrudan daha hayırlıdır. İnsanlar bakarak bu ayak izlerinden ders çıkarır. O mübarekler ayetinin, o nur yüzlü sahabe efendilerimizin buradaki gösterdikleri tavırlar yıllar yılı bizlere ders olmuştur. Acaba onlar bu tavırları sergilemeseydi, biz bu tavırlara denk geldiğimizde nasıl davranacaktık, bunları öğrenemezdik. Yani Allah onlardan razı olsun, binlerce defa onların hikmetsiz hiçbir tavrı, hareketi olmamıştır. Sanki bütün tavırları bize ders niteliğinde semadan çizilip yere inmiş gibidir adeta. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ali. Gün gelir halifelik Hazreti Ömer Efendimiz'e nasip olur ve ilk biat edenlerden birisi Hazreti Ali Efendimiz'dir. Hazreti Ömer döneminde de çözümü müşkül meseleler sorulduğunda gene Hazreti Ali Efendimiz Şeyhülislam makamında çok ciddi yardımlarda bulunur. Çok ciddi fetvalar verir. Ve bir gün ne olur biliyor musunuz? Hazreti Ömer Efendimiz iki insanı viran bir eve girerken görür. Ve hemen döner der ki, acaba o evde zina mı oluyor? Ben oraya askerler göndereyim deyince Hazreti Ali Efendimiz dur der Ömer. Dört şahidin var mı der. Vallahi Ömer, dört şahidin olmadan onların ismini aramızda zikretseydin senin için iftira haddinin uygulanmasını isteyecektim der. Dost ne demek görüyor musunuz?
Dost ne demek görüyor musunuz? Bir gün ileriki yıllarda Hazreti Ömer sürekli hakikate aykırı 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 der ki, hakikat ve doğruluk şu Ömer'e hiç dost bırakmadı der. Ama o hakikat ve doğruluk üzere Hazreti Ömer'in bir dostu vardır. Kimdir o? Aynı kendisi gibi Hazreti Ali Efendimiz'dir. Başka bir vaka daha geçmektedir şu şekilde. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz'e gelen bir ihbar karşılığında bir kadın evlere girip çıkıyor. Acaba orada zina mı yapılıyor denilince Hazreti Ömer Efendimiz bazı askerlerini gönderir. O kadını getirin, kadını sorgulayalım der. Kadın Hazreti Ömer'in askerlerini görünce birden telaşlanır. Koca Halife Ömer benden ne istiyor der. Ve orada bayılıp çocuğunu düşürür. Meğer hamileymiş kadın. Şura kurulur. Acaba kim kabahatli? Çünkü ortada kadın var ve düşmüş bir çocuk var. Şura'da birçokları Hazreti Ömer Efendimiz'in suçsuz olduğunu söylerler. Ama işlerinden biri kalkar. Hazreti Ali kalkar ve şu cümleleri söyler. Ey Ömer sen suçlusun. Eğer senin ismin zikredilince korkulacak bir insan olmasaydın o kadın da çocuğunu düşürmeyecekti. Senin için ceza uygulanmasını istiyorum der. Tabii Şura Hazreti Ömer'in suçsuz olduğunu anlar ve Hazreti Ömer Efendimiz'e bir ceza uygulanmaz. Ama burada başka bir mesele var. Nasıl delikanlı dostlar var ki ahiretten başka bir şeylerini düşürmüyorlar? Nasıl delikanlı dostlar var ki sözlerini esirgemiyorlar? İşte bize de dilini budaktan, sözünü de dudaktan esirgemeyecek böyle kahraman dostlar nasip etsin Allah Azze ve Celle. Daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'in kızı Ümmü Gülsüm'e talip olur ve evlenir. Şimdi burada çok ince bir mesele konuşmak istiyorum. İnsan alemi nasıl bilir? Kendi gibi bilir. Yani bir insanın kendisi neyse alemi de öyle mi görür? Öyle görür. Bir gün bir tane adam gelmişti, gümrükçü, çok varlıklı bir adam. Böyle 3-4 kişi hakkında sürekli bana ısrar ediyor. Diyor ki ya bunlar hırsız, bunlar hırsız, bunlar hırsız diyor. Halbuki o 3-4 kişiyi tanıyorum. Hiç öyle adamlar değil yani. Hırsızlıkla mırsızlıkla alakaları yok. Hırsızlık ne diye? Şurada yalan söylerler, burada insan dolandırırlar falan öyle anlatıyor. Burada şu parayı cukkaya indirirler. Ya dedim Allah Allah bu yanıma gelen gümrükçü böyle tatlı tatlı konuşuyor. Ama hırsız hırsız dedi 3-4 kişiyi biliyorum. Hiç böyle adamlar değil. Niye böyle dedim? Bir baktım ki kralı o gümrükçü çıktı. Meğer sadece 100 milyarlarca bilmem ne böyle aylık rüşvet diye para dağıtıyormuş. Bilmem ne işleri bilmem ne bilmem ne dönsün diye işte siz anlarsınız yani. Dedim ki bak bu adamın aynası böyle olduğundan, alemi böyle olduğundan, kendi hırsız olduğundan alemi de demek hırsız gibi görüyor. İnsan alemi nasıl bilir? Kendisi gibi bilir. Şimdi birileri diyebilir ya Hazreti Ömer Efendimiz, Ali Efendimiz'in kızı Ümmü Gülsüm'e niye talip oluyor? Aralarında bir miktar yaş farkı da var. Bu arada o zamanın toplum şartlarında bu çok normal. Bir insan bile demiyor neden böyle böyle evleniliyor diye. Hiç kimse demiyor. Şimdi bizimkilerin keşmekeş zihnine düşüyor bu sorular. İnsan alemi kendi gibi görüyor. Kendisinin içeride bir sürü kalbi kırık dökükleri var. Baş edemediği duyguları var. Pis pis duyguları var. Öyle olunca bir olayı görünce de kendisi gibi görmeye çalışıyor olayı. Kendi pis, olayı da pis görmeye çalışıyor. Şimdi biz bir sual edelim. Hazreti Ömer Efendimiz Ümmü Gülsüm'le evlenmeyi niye istedi biliyor musunuz? Beyanlarda geçiyor, rivayetlerde geçiyor. 3 tane mesele vardı diyor, 3 bağ vardı diyor Allah Resulü Aleyhisselam'ı zikrettiği. O 3 bağdan birisini daha ben tesis etmek istedim. Nedir o bağ? Vallahi ben Ehl-i Beyt'in şerefini, kıymetini bilenlerdenim. Ne olur ya Ali, beni Ehl-i Beyt'le akraba et. Başka hiçbir derdi yok. Bir insanın bu kadar güzel bir düşüncesi olmayınca Hazreti Ömer'in de bu pak güzel düşüncesini anlaması mümkün değildir. Bir insan kendisi pislik olduğunda hangi güzel düşünceyi görse maalesef o aynadan da pislikten başka bir şey görmez. Hazreti Ömer Efendimiz'in neden Ümmü Gülsüm'le Hazreti Ali'nin kızıyla evlenmek istediğini anladınız mı? Peygamber hanesine akrabalık bağını kurmak istiyor. Onlar için bu kadar önemli. Resulullah'a bir adım daha yakın olayım, benim için dünyalar yansın. Onların tek derdi buydu. Evet. Hazreti Osman döneminde Hazreti Ali. Hazreti Ömer'in tayin ettiği 6 kişilik istişare heyeti Hazreti Osman'ı halife seçince Hazreti Ali de direkt biat eder. Ve Hazreti Osman'ın 12 yıllık hilafeti başlar. Ama 12 yıllık hilafetin son 6 yılında akrabalarından yani Beni Ümeyye'den bazıları biraz devleti yıprattığından dolayı Hazreti Ali Efendimiz sık sık nasihat etmeye gider. Hatta Osman Efendimiz'in eşi Nail'e bile ne var Ali'yi dinlesen bak Ali hak söyler. Gel yeğenim Mervan'ı artık dinleme sen Ali'yi dinle der. Ama Osman Efendimiz bazı yerlerde yeğeni Mervan'ı da dinler. Ve bunun neticesinde bir zümre Hazreti Osman Efendimiz'i katletmek üzere Medine'de birikir. Hazreti Ali Efendimiz defalarca Medine'de biriken bu asileri geri göndermeye çalışır. Hatta kendi öz oğlu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i o kapıya nöbetçi diker. Hatta Hazreti Osman Efendimiz'e saldırdıklarında İmam Hasan'la İmam Hüseyin orada yaralanır bile. Yani Hazreti Ali Efendimiz Osman Efendimiz'i korumak için can siperhane elinden geleni yapar. Maalesef hunharca asiler neyi ne için öldürdüğünü bilmeyenler Osman Efendimiz'i kanlı bir şekilde evine girerler ve şehit ederler. Vakaları biliyorsunuz. Hatta Osman Efendimiz'in defnedilmesine bile müsaade etmez. Birkaç kişiyle birlikte onu defneden yine Hazreti Ali Efendimiz olmuştur. Şimdi Allah aşkına onların arasında
ayrım vardı, onların arasında soğukluk vardı demek mümkün müdür? Bir insanın bazı noktalarda farklı düşünmesi onların birbirine düşman olduğu göstergesi midir? Mümkün değil. Hazreti Ali Efendimizin Fatma annemizden sonra çok evli olmuştur. Bakın evliliklerinde çocuklarına koydukları isim nelerdir? Leyla binti Mesud'la evlenmiştir. Oğlunun ismi Ebu Bekir'dir. Ümmü Habibe binti Resbiya'dan olan oğluna koyduğu isim Ömer'dir. Ümmü Benin binti Hizan'dan olan oğluna koyduğu isim de Osman'dır. Siz hiç çocuğunuza Yezid ismini koyuyor musunuz? Koymuyorsunuz. Niye? Sevmiyoruz. İnsan sevmediğinin adını oğluna koyar mı? Yani onların aralarındaki muhabbet ve sevgi bağı bizim tahminimizin çok ötesindedir. Hazreti Osman'ın katledilme meselesini unutmamamız gerekiyor. Diğer bütün konular bunun üstüne örülecek çünkü.